Güzel Hayat'tan merhaba. Sevgili izleyenler, bugün estetik konusunu konuşacağız. Olduğundan daha genç, daha güzel görünmek giderek daha fazla öne çıkan bir istek haline geldi toplumda. Peki en çok hangi estetik müdahaleler tercih ediliyor? Herkes iyi bir sonuç alabiliyor mu bu operasyonlardan? Bu tür müdahalelerde hata payı var mı? Varsa ne kadar? Ameliyatsız güzelleşmek isteyenler için en yeni teknolojiler neler? Tüm bunları ve bunlarla ilgili soruları, daha da fazlasını estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Profesör Doktor Şükrü Yazar'a soracağız. Ayrıca kalp ve damar hastalıkları uzmanı, aynı zamanda Şano B Life Sağlıklı Yaşam Merkezi yöneticisi Doktor Demet Erces de yanımızda olacak. Hocam önce hoş geldiniz diyelim. Şöyle söyleyelim, estetik en önemli şey şu: en çok kadınlar mı erkekler mi diyelim? Şu anda tabii ki kadınlar. Hala mı? Hala ama giderek erkek hasta sayımız artıyor. Bu hem küçük müdahaleler içinde oluyor ama büyük müdahaleler içinde artık erkekler Türkiye'de kendi öz bakımlarına olan şeyleri, ilgileri artmaya başladı. Bunu işte spor yaparak yapıyorlar. Bunun bir parçası olarak da bizim yaptığımız estetik ameliyatlarda. Peki mesela en çok kadınlar hangi tür müdahaleleri estetik olarak istiyorlar? Erkeklerde estetikle ilgili müdahalelerin en çok karşılaşılan müdahaleler. Erkeklerde en çok istenen ameliyat saç ekimi. Saç ekimi. Saç ekimi ve burun estetiği. Evet. Kadınlarda ise biz Türkiye için geçerli olan şey burun estetiği yönde. Ama ondan sonra liposuction geliyor. Yani yağ aldırma ameliyatları. Daha sonra meme ameliyatları, meme estetik ameliyatları. Ve ardından işte karın germidir, yüzle ilgili diğer ameliyatlar. İşte yüz germidir, göz kapağı ameliyatları. Bu şekilde sıralama devam ediyor. Estetik müdahalelerde hem cerrahi hem de değiştirsiz müdahaleler aklımıza geliyor. En son yenilikler nelerdir? Biraz bahseder misiniz bize? Şeyle ilgili söyleyecek olursak, hani neştersiz dediğiniz estetik, onu yani bizim hani cerrahi müdahale olmadan yaptığımız işlemler dersek, evet. O işlemlerde son yıllarda hücresel tedaviler ön plana çıkmaya başladı. Nedir bu? İşte çok bilinen botoks ve dolgulardır ama bunun yanında hücresel tedaviler. Kişinin kendisinden aldığımız hücreleri uygun ortamlarda, laboratuvar ortamlarında işlendikten sonra, tabii ki bu hücreye müdahale şeklinde değil, hücrenin yoğunluğunu artırmak. Kök hücre tedavisi. Kök hücreden bahsediyorum, evet. Fibroblast uygulamalarından bahsediyorum. Hı. Ya da PRP dediğimiz, işte kişinin kanını alarak belli bir işlemden geçirdikten sonra enjekte ettiğimiz işlemler dahil olmak üzere son yıllarda bu uygulamalarımız giderek artmaya başladı. Hastalar tarafından bilinmeye ve talep edilmeye başlanan işlemler bunlar. Çok güzel. Peki bu az evvel burun dediniz ya, burada ben tabii sinüzit ameliyatı olduğum için bilirim, böyle devasa tamponlar falan sokulurdu, yapılırdı. Çok acıtan bir şeydi. Hala öyle mi? Yok artık onlar hani geçti, o işte. Geçti. Ama şu var, yani bize estetik amaçta burun ameliyatı için gelen birçok hasta aynı şeyi soruyor. İşte burnuma tampon konulacak mı? Tamponlar böyle metrelerce çekilecek mi falan? Değil. Burun estetiği ameliyatlarında burun içine müdahale yapacaksak eğer, yani işte septumunda bir deviasyon, burunun orta kemiğinde bir deviasyon varsa ya da içerideki burun etlerinde, bizim konka dediğimiz yapılarda bir sorun varsa, onlara yönelik işlemler yaptığımızda eğer bir tampon gerekiyorsa, o zaman daha modern, şu anda kullandığımız silikonlu, içinde tüpleri olan, hastanın nefes de alabileceği tamponlar kullanıyoruz ve bunları alırken de hasta hiçbir şekilde hissetmiyor, bir ağrı hissetmiyor. Ama çoğu ameliyatımızda burun içine müdahale etmeyeceksek hiçbir tampon koymuyoruz. Yani tamponsuz. Aslında burun mevzusu geldi, onun için soracağım. Türkler nasıl tip burun tercih ediyorlar? Mesela Türk tipi burun var mı? Biliyorum kemerli var, yok işte karga burun var. Düzeltiyorsunuz böyle fındık burun, bir şeyler yapıyorsunuz ama var mı böyle bir genel kanaat? Şimdi aslında bizim hani ırk olarak bizim bölgenin burun yapısında bir deformasyon var. Evet. Yani işte kemerli burundur, geniştir. İçinde o septum kemiklerde dediğimiz deviasyonlar çok fazladır. Evet. Zaten dışarıda bir burunda bir eğiklik varsa, aksında bir kayma varsa içeride de bu devam etmektedir. Yani bunlar birbirinden ayrılan parçalar değildir. Burun bir yapıdır. Bütün bir yapıdır. Biz ameliyat, yani Türk tipi derken, İşte hastalar geldiğinde bazen ellerinde resimlerle gelebiliyorlar ya da istedikleri bir burunu bize gösterebiliyorlar. Ama hedef aslında burun estetiğinde hedef kişinin kendi yüz yapısına, işte kemiklerine, elmacık kemiklerine, çenesine, yüzünün uzunluğuna, genişliğine uyan
kriterlerde bir burun yapmak. Yoksa çok güzel bir burun yapabilirsiniz. Okka gibi bir burun yaparsınız. Öyle kocaman mi? Bir çeneyle. O zaman uyumsuz olur. Ya da orta yüz dediğimiz kemikler içeri doğru basıktır. Aslında çirkin durur değil mi? Orantılı içeri doğru basıktır. Lazım. Yani o oranları çok iyi ayarlamak gerekiyor. Ama tabii ki bizim yapı olarak kemerli daha çok işte uç kısmı düşük burunlar Türkiye'de çok fazla. Irklara göre burun şekli de değişiyor. Tabii, kesinlikle. Avrupalılara baktığınız zaman çok düzgün burunları vardır. Ama bizim ırkımızda daha kemerli, daha burnucu düşen burunlar. Şimdi yüz haricinde bir de vücutta da estetik önemli. İşte bacak için bazı estetik müdahaleler yapılabiliyor. Hanımların en büyük derdi selülit tabii ki, ama onun haricinde işte kalın bacaklar inceltilebiliyor mu? Veya meme estetiği ne durumda? O konudaki yeniliklerden bahsedelim. Şimdi bacakla ilgili olarak bir kere hastamızı muayene ettikten sonra özellikle bayanlarda şöyledir, yani bayanların tipik olarak rahatsız oldukları bacaklarındaki basen bölgelerindeki çıkıntıların olması, diz bölgesindeki yağlanmaların olması, yine bacak içindeki derinin gevşek olması. Belli bir yaşın üzerinde doğum yapmış bayanların en çok sıkıntısı, sorunu budur. Burada biz hastayı muayene ettikten sonra ne tür bir işlem yaparız ona bakıyoruz. Neler yapabiliriz? Eğer buralarda, bu bahsettiğim bölgelerde yağlarda bir şey varsa, fazlalık varsa, o zaman buna yönelik o yağları alabilecek yöntemleri uygulayabiliyoruz. İşte klasik liposuction da yapabiliyoruz. Hı hı. Ya da benim çok sıklıkla kullandığım lazer lipoliz veya lazer liposuction dediğimiz yöntemi. Aslında biraz bundan bahsetmenizi istiyorum. Evet. Lazer lipoliz çok şimdi oldukça yaygın uygulanan bir yöntem ve bölgesel zayıflamada da çok iyi sonuçları var. Ve çok sağlıklı sonuçları var hem de. Şimdi aslında fazla olan vücudumuzda iki tip yağımız var bizim. Normalde yüzeyel yağlar dediğimiz derimizin hemen alt kısmında olan yağlardır. Bunlar bizim sporla ya da diyetle kaybedebileceğimiz yağlardır. Yani spora başladığımızda, hepimiz diyete başladığımızda böyle bir 3-5 kilo veririz bir hafta 10 gün içinde. Evet. Çok mutlu oluruz. Öyle tamam, pek kolay olmuyor ama veriliyor. Bu tempoyla gidersek hesaplarız işte 3 ayda bilmem ne, ama değil, öyle olmuyor. Depo yağları dediğimiz vücudumuzun daha derin bölgelerinde yerleşen yağlarımız vardır. Kadınlar için klasik olarak bel bölgesi, sırt bölgesi, bacakların iç dış basen bölgeleridir. Erkeklerde de bizim kuşak tarzında dediğimiz bel bölgesinde. Şimdi hormonlarla bu yağların, ilgili galiba evet, bu yağların. Yapıyla, hormonlar, beslenmeyi de bütün faktörler etkileyebiliyor. Bu bölgelerde biz muayene ettiğimizde eğer az miktarda bu yağları almamız gerekiyorsa, o zaman bu yağları sadece lipoliz dediğimiz, yani lazer ışınlarıyla ya da ultrason dalgalarıyla parçalayıp orada bırakabiliyoruz. Vücut kendisi bu yağ hücrelerini ve parçalanan yağ dokularını atabiliyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Yani merakımdan. Şimdi bu simit meselesi var ya erkeklerde, evet. Kadınlarda da başka meseleler var. Şimdi onu alma operasyonu ne kadar sürüyor? Şimdi yapılacak olan işlemin boyutuna bağlı olarak değişebiliyor ama yaklaşık olarak bir saatlik bir ameliyattır. Sadece şu sırt bölgesindeki, yani şu kenardaki şeyleri almak. Evet. Bir saatlik bir işlemdir. Lokal anesteziyle ya da sedasyon dediğimiz hafif bir uyku haliyle yapılabilecek bir ameliyattır. Hasta kalkıp yürüyüp gidiyor mu sonra? 2-3 saat hastanede dinlendikten sonra evine gidebilir. Bir gece istirahat ettikten sonra eğer ofiste çalışıyorsa, basit bir iş yapıyorsa, o zaman birkaç gün sonra da işine gücüne dönebilir. Peki estetikle zayıflamak mümkün mü? Kilolu bir hastada bizim yaptığımız işler, yani bu liposakşınlarla şey yaptığımız, biz zayıflama ameliyatı yapmıyoruz. Hı hı. Daha çok bu tür işlemleri kontür düzeltme ameliyatları olarak görüyoruz. Yani şekli düzeltiyoruz. Tabii yani mesela. Ya ikisi beraber olmalı. Evet. Hem diyet yapmalı, çok şişman bir hasta yapmalı. Gelmiş. Öyle mi? Çok şişman bir hasta gelmiş, ben kilo veremiyorum diyor. Beni zayıflatır mısın? O tür işlerde tabii ki bu liposakşınlar değil. Daha çok biz bu hastalara diyoruz ki gidin diyetinizi yapın, sporunuzu yapın, zayıflayın, belli bir kiloya gelin. O zaman kombine ameliyatlar yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Karnını gerebiliyoruz, memeleri küçültebiliyoruz. Gerekirse liposakşınlar yapıyoruz. Ama belli bölgelerde birikintiler varsa o zaman bunlara liposakşınları uyguluyoruz ve çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bu lazer yöntemleriyle de aynı liposakşın gibi incelme mümkün müdür? Şimdi lazerde seans sayısına mı bağlı? Aynen şunu söyleyeyim ben size. Lazerde benim de bulunduğum hastanede çalıştığım merkezde kullandığımız liposakşın için kullandığımız lazer bildiğimiz aslında klasik liposakşının
bir üst versiyonudur. Nedir bu? Biz alacağımız yağları normalde klasik yöntemde vakum sistemiyle parçalayarak alıyoruz. Ama burada dokulara zarar verme ihtimalimiz var klasik yöntemde. Hı hı. Bir vakum uygulayıp yağları tabii çekiyorsunuz. Ameliyat riski de var. Lazerde ise belli dalga boylarında sadece yağ hücrelerini parçalayacak hedef alan bir dalga boyu var. O dalga boylarıyla sadece yağ hücreleri parçalanmakta. Parçalanan yağ hücreleri özel kanüllerle yine vakum sistemiyle geri alınmakta. Ve ondan sonra o bölgedeki fazla olan derinin de daha çabuk sıkılaşması, daha düzgün olması için de yine aynı sistemi, aynı makineyi kullanarak sıkılaştırma yapıyoruz. Bu kez başka bir dalga boyuyla. Bu radyo frekans. Yok, aynı lazer, yine lazeri kullanıyoruz. Başka bir daha düşük bir dalga boyuyla oradaki dokuların, derilerin sıkılaşmasını sağlıyoruz. Lazerin avantajı nedir? Yani klasik yönteme göre avantajı nedir? Şimdi klasik yöntemde parçalarken dokulara, yani yağ dokuları dışında da dokulara zarar veriyoruz. Damarlara verebiliyoruz, sinirlere veriyoruz. Hastanın iyileşme süreci uzayabiliyor. Ödemler daha fazla oluyor. Kan kaybedebiliyor hastalar, kanayabiliyorlar minik minik. Ama tabii bu lazerde sadece spesifik olarak şeylere, yağ hücrelerine gittiğimiz için o zaman hastaların damar, sinir dokularına, deri dokularına fazla zarar vermiyoruz. Çok hızlı toparlıyorlar. Ödem dediğimiz şişmeler daha az oluyor, morluklar daha az oluyor. Korse kullanma süreleri daha az oluyor. Normalde klasikte 2-3 hafta kullanın diyoruz. Burada 1 hafta 10 gün diyoruz. Evet. Ve derinin toplama, sıkılaşma süresi daha az. Mesela eski klasik yöntemde bir hastam bana geldiyse, mesela yaza gideceğim ben, denize havuzu, önümüz deniz havuz, yaz dönemi. İşte ben ameliyat olacağım, ne zaman bunun sonucunu görür, plaja, denize gidebilirim dediğinde biz 2-3 ay derdik. Ama şimdi lazerle 2-3 hafta diyebiliyoruz. Yani o süreyi de kısaltmış oluyor. Şunu merak ediyorum, temin Demet Hanım sordu ama hızlı geçtik. Bu bacaklardan bahsetmiştiniz. Kalın bacağı, ince adı. Yani sütün gibi bir bacak var mı? Sütün gibi bir bacak yapabiliyoruz. Öyle mi? Yapabiliyoruz, evet. Yani inceltebiliyorsunuz. Şimdi şöyle, eğer kişinin kemik ve kas yapısı kalın değilse, sadece bölgesel yağ birikintileri varsa tabii ki orada yardımcı olabiliyoruz. Yani ne yapıyoruz? O yağ mesela basenlerde toplanmış, diz işlerinde, iç taraflarda yağları alabiliyoruz. Germe ameliyatları yapabiliyoruz. Kesip germe ameliyatları yapabiliyoruz. Ya da bazen şey de olabiliyor, bacak kısmında incelikler de olabiliyor. Çok ince bacak kısmı olabiliyor. Alt taraflar ince olabiliyor. Orada da aldığımız yağları enjekte edebiliyoruz. Çarpı kısımları evet, düzeltmek onları üzere. Onları giderebiliyoruz. Ya da protezler kullanabiliyoruz. Yani bu şunu tamam, bunu anladım. Yani hakikaten istediğiniz şekilde sokabiliyorsunuz insanlara. Evet. Ama mesela en iyi estetik derler ki belli olmayan estetiktir. Bazen ama baktığımızda kesin bunda estetik var diyebileceğimiz, yani bunda derken kelimeyi kötü anlamda kullanmıyorum, insan, kadın ya da şak diye anlıyoruz. Neden öyle oluyor? Şimdi işte biraz önce ilk burunda sordunuz ya siz, tipine göre burun işte bilmem. Orada eğer kişi... Hasta mı baskın oluyor orada? Şimdi şu var, hasta da olabilir. Hasta da burnum daha çok kalksın diyebilir, buram daha çok çöksün diyebilir. Ama hekimin yaptığı veya hekimin yaptığı iş de önemli, tecrübe önemli bu işte. Oranlar önemli. Siz yüze, vücudun oranlarına uygun bir şeyler yaparsanız, bu sadece burun için geçerli değil, meme protezleri için de geçerli. Yani plajda görüyorsunuz, yürürken diyorsunuz ki tamam, burada bir suni bir şey var diyorsunuz. Yani, doğru. Yani doğal değil diyorsunuz. Doğru. İşte bu tamamen sizin ve hastaya çok iyi öncesinde anlaşmanız gerekiyor. Yani iyi anlatmanız gerekiyor. Olabilecek sonuçları önceden hastanızla tartışmanız gerekiyor. Ama ona rağmen tabii ki hastaların talepleri çok önemli. Yani benim mesela yurt dışından gelen bir hastam var. İki kez İsviçre'de, bir kez Almanya'da meme protezi yaptırmış. Ve her defasında protezi büyüterek devam ediyor. Yani bu protez küçük oldu, bir daha bana geldi. Ben de büyüttüm. Ben de büyüttüm. Hayır, ben de büyüttüm ama ona rağmen yine hasta biraz daha büyük olabilir mi diyor. Tabii ki hastanın talebi önemli bu işte. Kimler estetik yapabilir geliyor bu aslında. Hem insanın psikolojisi de önemli belki. Bazı absürt talepler olduğu zaman ona daha psikolojisinde düşünerek mi yaklaşıyorsunuz, yoksa bir psikologla görüşmesi mi gerekiyor? Herkese estetik yapılabilir mi ya da? Şöyle Demet Hanım, bizim mesleğimizin, yani doktor, tıp
hekimlerin mesleğimizi yaparken tabii ki bir psikiyatri eğitimi alıyoruz. Çok kısa da olsa bir psikiyatri. Ama ondan sonra mesleğimizi yaparken giderek hastaları ve kişileri öğrenmeye başlıyorsunuz, tanıyorsunuz. Plastik cerrahi tabii bu yönden çok dikkat edilmesi gereken bir alan. Hastayı muayene ederken beklentilerini çok iyi önceden öngörmek gerekiyor. Hastanın o dönemde yani bu ameliyatı istediği dönemde yaşadığı psikolojik durumu da çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bazen hastalar eşinden ayrılabiliyor, işinden ayrılabiliyor, çevresiyle, ailesiyle ilgili sorunlar yaşayabiliyor ve o dönemde bir çıkış arıyor. Bunu da bu yaptıracağı estetik ameliyatla bir çözüm bulacağını zannediyor. Tabii ki bunları biz yani giderek tecrübe kazandıkça anlayabiliyorsunuz. Çok basit bir soru soracağım. Şimdi özellikle erkeklerde var mıdır bilmiyorum. Onlar da bakıyorlar. Onların da dergileri var ama kadınlar şöyle dergileri açınca bakıyorlar. Bir istatistik diyeyim. Her 100 kadından 70'i ben niye böyle değilim falan deyip kapatıyormuş. Bu mudur yani kadınların kendilerinin ölçüsü bu mudur? Bu dergilerdeki güzellikler ya da ünlülerle olan benzerlikler. Mesela ünlü olmak için ünlülerin şekli, şevaliyle size gelenler var mı? Şimdi var. Yani bu tür istekler oluyor hastalar kendilerine gelirken bazen. Bu eskiden daha çok oluyordu. Hmm. Yani eskiden gelirken hasta yanında birkaç resimle geliyordu. Bazen daha fazla resimle geliyordu. 30-40 tane işte bir burun ameliyatı yaptıracaksa burnun kökünün bilmem burun ucunun bir başka bir sanatçı. Onu oradan bunu buradan mı? Aynen öyle bir takım şeyler ama tabii o zaman biraz önce bahsettiğim gibi yani orada sorun olabileceğini anlıyorsunuz ve yönlendiriyorsunuz hastanızı. Ama şu var tabii ki insanlar hayat çok hızlandı. İnsanlar daha iyi yaşamak istiyorlar, daha mutlu oluyorlar. Ekonomik olarak özgürlüklerini kazandılar. Bravo. Ve bunun içinde kendini iyi hissetmek, rekabet çok fazla yani her alanda fazla iş Bravo. Ortamında ve bu alanda kendilerini var etmek için çaba harcıyorlar. Ve bunun bir parçası da kozmetik yani kozmetik ürünler dediğimiz ürünler ama bunun bir diğer alanında estetik. Tabii hissedip geliyorlar ama en güzel hasta grubu, en güzel hasta grubu kendisiyle ilgili sorunu bilen hastadır. Hmm. Gelip karşımıza oturduğu zaman benim en rahat ettiğim hastam benim burnumun kemerimde sorunum var. Bunun bu kısmını beğenmiyorum. Bu şekilde olursa mutlu olurum diyen hasta çok evet. güzel bir hasta. Aslında ama en güzeli uzmanına emanet etmek. Evet. Yani çünkü bir sürü metot var, bir sürü çeşit ameliyat var. Bir kişi hani yüzünden memnun değildir ama nerede kusur olduğunu bilemez. Ama siz bir estetik cerrah olarak bir bakışta orada hangi oran ya eksikliği ya da yanlışlığı olduğunu fark edersiniz. En güzeli işi uzmanına emanet etmek herhalde. Dediğiniz çok doğru. Bazen tabii şey de olabiliyor. Yani görüşmeye gelen bir hasta oturuyor sizin karşınıza soruyorsunuz. Şey olabiliyor yani siz profesyonelsiniz siz ne önerirsiniz? O zaman tehlikeli oluyor. Çünkü ben baktığım zaman, analiz ettiğim zaman bir yüzü birçok şey önerebiliyorum. Hastanın hiç kendi farkında olmadığı birçok sorunu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Onun için de o biraz şey olabiliyor. Yani hastayı yönlendirmek evet güzel, doğru. Kendisi de bir takım sorunları. Mesela yaşlandım, yanaklarım çöktü, göz kapaklarım evet. Onu muayene ederken ama sizin kaşınız da biraz yukarı alınırsa daha kombine bir iş olur ve daha güzel olur yüzünüz demek ayrı bir şey ama tamamen oturup size sıfır teslim olduğu zaman o zaman yönlendirme biraz şey olabiliyor. Evet. Orada tabii sınırı çok iyi çizmek gerekiyor. Hastanın gelirken kendiyle ilgili sorunu biraz ifade kendi etmesi kendini önemli. Kendi kendini teşhis evet. etmesi evet, önemli. Önemli. Yaş önemli mi? Yani belli bir yaştan sonra mı yapmayı öneririz? Estetik ameliyatlar için bizim en dip sınır yaş dediğimiz aslında kepçe kulak ameliyatları hani hiç bahsetmiyoruz falan ama 5-6 yaşlarında bunu yapmak gerekiyor. Bu da bir estetik ameliyat. Hani ileri yaşlara değil okul öncesi çünkü bitirmek gerekiyor. Ve 5-6 yaş sınırı da şundan dolayı kulak gelişimini tamamlamış oluyor. Daha ileri yaşlara gidersek işte burun estetiği evet. veya işte meme estetiği falan yaptıracaksak o zaman kadınlar için diyelim. Kadınlar için 15-16 yaştır, erkekler için 17-18 yaştır. Alt sınır dediğimiz. Üst sınırda sağlıklı bir insan için, kendini iyi hisseden, kendini fit görmek isteyen her insan için dilediğiniz yaşta yapabiliyorsunuz. Çok merak ettiğim bir şey var hocam. Yani tabii siz uzmansınız, size sorabilirim. En zor estetik ameliyat hangisidir? En kolay hangisidir?
Aslında böyle bir şey yok. Yok yani. her şeyi yaparız mı diyorsun? Hayır, hayır. Şöyle bir şey var. Yani ya tabii hasta ki... açısından soruyorum. Ben sizin açınızdan yani doktorların becerisi açısından sormuyorum. Hı. Yani ne kağıt dönemi olsun, şeyi olsun, tekrar toplum içine tamam. çıkmak olsun, süre anlamında şimdi, olsun, psikoloji. Şu var. Görünen bölgede yapacağımız estetik ameliyatların toparlanma süreci daha şeyli olabilir. Mesela bir burun ameliyatı yaptığınızda ya da bir yüz gerdiğinizde, göz kapağı yaptığınızda ne olacak? Bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra bir insanlar toplum içine çıkıp işine, bravo. Hayatına, ailesine dönmüş olacak. Orada ne oluyor? Ha, sen burnunu yaptırdın ama acaba falan oluyor, tamam mı? Onu demek ki hastaya bir bakıyorsunuz, ertesi gün randevusunu alıyor. Sizden mutlu giden, bir gün önce mutlu giden hasta 2 gün sonra tekrar randevu alıyor. Arkadaşlarım baktı ama bilmiyorum, daha 3 haftalık bir hasta bunu diyebiliyor. Bu ama kapalı bir ortamda ameliyat yaptığınızda, yani nedir kapalı ortam? Meme estetiği yapmışsanız, memesini büyütmüş, küçültmüş ya karnı germişseniz ya da bacak estetiği yapmışsanız, bunlar daha az görünen bölgelerdir. Doğru. Giysilerinde de kapatılan bölgelerdir. Hasta daha rahat olabiliyor, kendini daha rahat hissedebiliyor. Yani bu açıdan soruyorsanız... Yoksa yani doktorlarımızın becerisini tartabilecek... Ama hekim olarak tabii ki, hayır şu da var, hekim olarak sevdiğimiz ameliyatlar var. Bazı hekimlerim vardır, yani bazı ameliyatları çok sever. Bazı ameliyatlardan pek keyif almaz. O ayrı bir şey. O hekimin tercihi. O da size kalsın diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Demet Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Biz aslında yaz geliyor. Biraz kendimize çekin düzen verirken acaba estetiği kullanabilir miyiz? Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli bir sohbet oldu. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın istiyoruz.